İlk olarak iş yerinde bir öksürük başladı. Ben soğuk algınlığı sandım. Fazla ilgilenmedim. Sonra öksürük fazla ulaştı. Kaslarımda aşırı ağrılar oldu. Dayanılmaz bir ağrı. Uyku uyutmuyordu geceleri. 3 gün sonra da hastaneye gittim. Mart ayında. Mardon 30'unda. Hastaneye normal yürüyerek gittim böyle gül oynaya. Bir film çektiler tomografi. Doktor dedi sende korona var. Ne yapacağız? 14 gün dedi ev hapsinde duracaksın dedi. Ambulans geldi. Ateşimi ölçtü. Tabii bez koyduğum için ateşim düştü. Doktor geldi baktı dedi sizin ateşiniz yok. Götürsem bile geri gelirsiniz. Götürmedi. 2 gün sonra tekrar ateşim bayağı bir yükseldi. Ateşim devamlı yükseliyordu. Tekrar aradık biz. Ben çünkü hiç uyumuyordum yani. Ondan sonra doktor geldi, baktı, hemen dedi bunu hastaneye götürmemiz lazım dedi. Ondan sonra ben ambulansla hastaneye gittim. Ateşim çok yüksekti ve aşırı nefes alamama sıkıntım vardı. O hava hortumunu burnuna takıyorlar. Hava hortumunu 1 dakika dahi çıkarsa, mesela hemşireler geliyordu, kolundan bu İğneleri çıkarmak için bu hava hortumunu çıkarması lazımdı veya suyunu değiştirmek için de hava hortumunun. Hava hortumunu burnumdan çıkardı mı kesinlikle nefes alamıyorsun yani 1 dakika bile duramıyorsun nefessiz. Yoğun bakımda şöyle bir şey oluyordu. Nefes alamıyorsun, ateşin çıkmış 37-40'lara, 42'lere ateşin düşmüyor. İlaç içmişsin, her şey yapılmış ama seni öyle ölümle baş başasın. Nefes alamıyorsun. Nefes vermekte zorlanıyorsun. Yani burnundaki hava olsa dahi nefes almakta zorlanıyorsun. Artık diyorsun ki yani ben öleceğim. Kesin öleceğim yani. O kesin o gözle bakıyorsun. Yani artık ölmek için yalvarıyorsun Allah'a. Allah'ım benim canımı al. Ben artık kurtulayım. Çünkü nefes alamıyorsun yani. Tamamen bitmişsin. O açıdan çok zor yani. Dışarıdaki insanlar bunun bu kadar zor olduğunu bilse bırak yani gezmeyi, işe gitmeyi, şunu bunu kafasını camdan dışarı dahi çıkarmazlar. Daha sonra taburcu oldum. 14 gün evde kalacağımı söyledi doktorlarım. Ben 14 gün değil ama 1 ay kaldım. 1 ay hiç dışarı çıkmadım odamdan. Sadece eşim yemeğimi özel maske aldım. Maske takarak getiriyordu. 2 dakika yemeğimi verip çıkıyordu. Ben inan Allah'a çocuğumu, küçük çocuğum var benim 2,5 yaşında. Ben bir film izlemiştim, savaş filmi. Çocuk dolaba saklandı. Anne babasını vurdular. Çocuk dolaptan o anahtar deliğinden anne babasının öldüğünü izledi. Ben de aynen çocuğumu öyle izledim. Anahtar dedin yani. Anahtar deliğinden çocuğumu izledim. Sağa sola gidiyordu. Sadece gittiğini gördüm. Bana kimse yani çocuğumun ben orada olduğumu ben kesinlikle çocuğuma söylemedim. Çocuğum beni görmedi yani. Ya ben çocuğumu anahtar deliğinden izliyordum. Yani çocuğuma bağırma ben buradayım. İşte şöyledir böyledir kesinlikle bir kelime dahi söylemedim. Çünkü orada olduğumu hissederse, orada olduğumu anlarsa benim yanıma gelmek isteyecek. Ben kapıyı açmıyordum zaten yani kesinlikle kapıyı açmıyordum. Devamlı kapı kilitli duruyordu. Koronadan önce ben içki içmediğim için, sigara içmediğim için, herhangi bir kötü alışkanlığım olmadığı için, yani küçüklükten beri de koştuğum, cross yaptığım için ben genelde koşarım, halı saha maçına gideriz. Yani devamlı koşardım ben haftada bir defa da olsa, 15 günde bir defa da olsa koşuyordum. Ama şimdi koşamıyorum. Yani sağlığımın, vücutumun ben şu anda sağlıklı görünüyorum ama aslında sağlıklı biri değilim şu anda. Hastalığım da geçti ama şu anda kendimi %60'ını kullanıyorum bedenimin yani. %60'ını kullanabiliyorum. Ciğerlerini falan. Ciğerlerimden dolayı. İnsanlarımız mümkün olduğu kadar yaşlılarımız sokağa çıkmasın çalışmadıkları için. Çalışan insanlarımız da mümkün olduğu kadar kendilerine dikkat etsinler. Maske taksınlar. Mesafeyi korusunlar. El hijyenine dikkat etsinler. Ellerini devamlı yıkasınlar. Metrobüslere, otobüslere binip indikçe. Çok zor bu hastalık. Yani böyle gripmiş, başka bir şeymiş gibi değil. Her hastalık zor ama bu hastalık çok zor. Tamamen nefesle alakalı olduğu için
Bu hastalık çok zor yani. Nefes alamıyorsun, ölmek istiyorsun, ölemiyorsun. Onun için insanlarımız biraz daha dikkat etsin yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.